Merhabalar. Bugün Ankara Tıp'ı. Fakülte kelimesi de var içeride bir yerlerde. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin anatomi laboratuvarını sizlere tanıtacağız. Videoya geçelim mi? Hadi. Aralarda böyle bir gıcırdama sesleri geliyor. Korkmalıyım fakat ortamın büyüsünden dolayı onu pek beceremiyorum şu anda. Ama gidip maketleri falan çekmem gerekiyor şu anda. Onun için birazdan görüşürüz diyorum. Çok heyecanlı. Anatomide her şeyi görüyor demek lazım. İyi bir geleneğimiz olduğunu düşünüyorum. Her iki derste de aynı konunun işlenmesi, öğrencinin geldiği gün, hele bile hazırlanıp geldiyse, azıcık göz atıp geldiyse, büyük bir hazırlıktan söz etmiyorum. Hem teorini hem pratiğini görüp konuyu daha iyi kavramasına katkı sağladığımızı düşünüyorum. Diğer fakültelerde bildiğim kadarıyla böyle bir sistem uygulanmıyor. Onlar daha bağımsız götürüyorlar teoriyi ve pratik derslerini. Bizim de tabii ki ayrı teorik derslerimiz var ama bunlar çok sınırlı sayılırlar. Ve pratikten birazcık daha bağımsız giden, öğrencilerin daha zor öğrenebileceklerini düşündüğümüz konuları teorik derslere alıyoruz. Genelde bir 45 dakikalık programda içeride anlatacağımız dersin o günkü anlatımıyla bir pratiğe katkısı, ikincisi mesleki katkısı, üçüncüsü de bu derslerin tamamen anlaşılabileceği o dolgu slaytlarıyla bir bütün olarak yapılıyor. Bu ders anlatıldıktan sonra genelde öğrencilerin bu konuda hazırlıkları daha belki yıllardan almış notlar sayesinde bir fikir sahibi olabiliyorlar. Bu konuların pratik uygulamasında masa başında her hocamız, her asistan arkadaşımız sizlere defalarca anlatıyor. Bu arada sizlerin bunu tekrar etmesi, bunun kendi arkadaşlarımız arasında yeniden gözden geçirmesi mümkün oluyor. Ankara Tıp Fakültesi'ndeki bir geniş koleksiyon, özellikle daha sonra da belki salon çekimlerinde görmüşsünüzdür. Çok iyi şartlardaki fiziki alanımız bence anatomi eğitimine çok büyük katkı sağlıyor. Aynı konuyu hem pratikte hem teorikte görüyorlar. Hem de arka arkaya. Önce teorik, arkasından hemen pratik görerek konuyu pekiştiriyorlar. Özellikle maketlerde veya kadavralarda bu konuyu daha derinlemesine bizzat üreticisinden neresi ve nasıl bir şekilde öğrenileceğini maketleri beraber çalışarak bir eğitim oluşturuyoruz. Ve teorik aşamalarında slaytlar eşliğinde hemen arka arkaya birleştirmiş oluyoruz. Bu önemli bir eğitim modeli. Bu öğrencilerin daha iyi kavramasını sağlıyor. O yüzden de çok verimli olduğunu da düşünüyorum. Evet, ders türlü biz genellikle arkadaşlarla bir araya gelip derste neler konuşabileceğiz konusunda genel bir fikir birliği oluşturuyoruz. Daha ben yapıyorum ama ders öncesinde bu yapılanlar çok daha yararlı oluyor. Mesela ben şimdi biraz evvel ayrımcımıza sordum. Yani orbitayla birlikte sadece göz küresini anlatacağız. Gözün yardımcı oluşumları daha zor anlatacak. Sadece gözdeki bilgiye ulaşmamız konusunda da bize bir bilgi veriyor. Bazen klinik bilgiler de yeniden gözden geçiriliyor. Ortak bir bilgi oluşturmak gerekiyor. Şurada sen hazırlandığın konuya orbit anlatacağız. Şeylerle ilgili önce A grubu teyir ediyor. A grubu teyir önce şuradan bir hangimiz hangi masada da bakabilir misiniz? Bir de masalarda sürekli rotasyona kargo olduğu için. İbrahim Hoca hangi masada demiş? Evet. 15 yolu masada gidiyorum. Mesela bu masalarda da öğrencilerin sürekli bir isim 4. Belki genç masalardan bakmasın diye. Mesela her başına genç masada anlatacağım.
Cenk Hoca da geçti. Şimdi genel konuşuyoruz. Orkut'la ilgili genel olarak insanlık vereceğiz değil mi? Orkut'lar önemli bir şey. Mehmet Ali Karan Hoca ya. Rektör baş planına bakan ve sizin ya ben hep şeyi söylerim de retina dekoliman olarak ne anlıyorsun? Ben ne hocam, koronaryo tanıtmasının ayrılması. Ayrılması. Yani herhangi bir şekilde retina dekolimanla koronaryo bir tabakasının dolayısıyla beslenen koronaryo tanıtmasının normal olarak yani onun koronaryo yani retinadan ayrılması. Başka üniversitelerde de aynen benim gibi böyle YouTube'dur, videodur veya herhangi Instagram'a bir şey koymak olsun onda bile sorun yaşayan bir sürü tanıdığım var. Hatta belki siz de yaşıyorsunuz. Çünkü benim de mesela kendim işte ikinci sınıftayken, birinci sınıftayken falan koyarken ya böyle koyuyoruz ama sonra sorun olmasın falan diye düşündüğüm çok zamanlar olmuştu. Önlük bürürken bile koyarken insanın aklına geliyor. Fakat tahmin etmeyeceğim, hatta yani ucundan bile yaklaşmayacağım derecede destek almak benim şu anda ve çok büyük. Teşekkür ederim. Aslı kafayı ne bağlayarak. Bozulmasın asla istemiyorum çünkü. Hadi Çukurampe'ye gidelim.
Bakın burada yine önden bakıyor birisi ama tabaka tabaka açılmış. En dıştaki bölüm ortadan kaldırılmış, pigment tabakası geçen yeter bölüm. Bunun altında damar alanı olduğunu görüyoruz. Ve daha derinde de az önce konuştuğumuz kas yapıları, sfinkterin ve dilatatorunun yerleştiğini görüyoruz. Biz içerisinde damarlar iki damar kapsı oluşturuyorlar, buraları beslemek üzere. Ve hareketler sırasında akımın engel olmaması için de şurada bir kuvvetli plexus yapı oluşuyor. İlk damar kapsı, şurada gördüğünüz circulus arterios iridis majoranın verdiğimiz yapı. Çepeçevre irisin mazo ciliarisine yakın yerleşiyor. Ve bu arteria ciliaris anterior adını verdiğimiz damarların uzantılarının bu yapı oluşturduğunu görüyoruz.